Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, her birinizi canla başla selamlıyorum. Artık Elif Ba cüzümüzün, yani Kur'an okuma sanatı dersimizin sonlarına doğru geliyoruz. Yani yakında Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz. En son tenvinleri öğrenmiştik. Tenvin ne demekti? İki üstün, iki esre, iki ötreye, bu üç kişilik aileye biz tenvin ailesi diyor idik. En, in, un, oktan. Efendim aile. Bugün 33. dersimizdeyiz. Konumuz ne? Bugün konumuz çeker. Çekerin ne olduğunu ben size önce anlatayım. Ondan sonra alıştırmalarımıza geçelim inşallah. Evet. Şu işareti biz çeker diyoruz da, tabii bu çeker kelimesi uydurma bir kelime. Bu aslında küçük eliftir. Şunun içinde hem şöyle bir üstün var, bunun içinde bu. Yani üstün elifi E diye okutuyor. Elifin çekilebilmesi için buraya bir elif daha lazım. O buraya konmaz da o elif şuraya konulur. Yani şunun içinde hem üstün var hem de elif var. Elif B'lerde çeker demişler. Oysa ki bunun adı küçük eliftir. Nasıl okuyacağız? Mene okuyacağız. Tekrar okuyalım. Mene. Yine aynısı. Deme. Ademe gibi okunmaz. Ya bu çekiyor ya. Deme. Neyse, min canibi turi nara, Araf suresinde geçer. Evet, şu elif, bunun içinde üstün var demiştik, bir de küçük elif aynı zamanda. Yani hem okutu hem çekiyor. Menne, kuralımızı unutmayalım, ne demiştik? Şeddeli nun tutulur. Ahiretun. Bak, iki ötre gördünüz mü? Ahi, bu noktalı hı hırlayacaktık değil mi? Ahiretun. Durursak ahire diye dururuz. Kur'an'ımızda bu çok geçer. Zalike. İşte bu demek. Zelike. Bu. Zelike. Bu zeli. Burada E diye okutan. Şunun içinde bir üstün var. Böyle bunun gibi. Bu da küçük elif. Zelike. İ. Le. Hun. Bak, bu lamı çeken şu küçük eliftir. İçinde bunun üstünde var. İle. Hun. Durursak ile diye dururuz. Zanihim. Şurada esre eksik değil mi? Onu ben fark etseydim oraya koyardım. Fark etmemişim. Zanihim. Bakın, burada şu elifi çeken şu eliftir. Küçük eliftir. Buradaki zeli de çeken şu hareketsiz eliftir. Kur'an'ımızda çok geçer bu. Şu lam, bu da küçük elif. Üstünüyle beraber içinde. Lakin. Lakin. Değil mi? Rah. Rah. Olmaz. Rah. Rah. Buna çalışın be. Olana kadar çalışın. Hocam nurlar içerisinde yatsın. Halit Tanrıver hocam 1984'te Türkiye Kur'an yarışmasına geleceğim. Milli Gazete düzenlemişti, unutmuyorum. Sultanahmet Camii'nde. O yarışmadan sonra Sultanahmet Camii'nde okuduğum bir Kur'an tilavetim vardır benim. YouTube'da var, bakabilirsiniz. Meryem Suresi yazın, çıkar. Hocam dedim, yarışmaya gideceğim dedim, beni bir okut.
Dedi talebeler bitsin sen öyle okutayım. Talebeler bitti. Epeyce bekledim. Euzu diyorum yanlış diyor. Billahi diyorum olmadı diyor. Mineşşeytan olmadı. Errahman olmadı. Errahim. Böyle buram buram terledim. Öyle bir ter bastı ki beni. Hocam dedi ki sen yarışmaya git gel. Ben senin dedi bir talim okutayım. İnanın rah, rah. Belki şuna bir hafta çalışmışımdır. Her gün rah, saatlerce rah denilir mi? Denilir tabii. Bu iş böyle. Millet zannediyor ki bir defa rah demekle düzelteceğim zannediyor. Nerede öyle bir Süpermen? Yok öyle bir şey. Buna biz talim diyoruz. Düzgün okumak isteyen bunu aylarca, oturana kadar, olana kadar çalışacak. Bizim bir Yusuf var. Rahmanirrahim. Vuracaksın kafasına Yusuf'un. Evet. Rahmani. Bak şuradaki mimi uzatan şudur işte. Rahmani. Aha. Şu güzelliğe bak. Şu H harfi. Bu da H'nin üstünüyle beraber çeken elifi. Hareketsiz elifi. He ru. Buradaki ray da böyle u diye uzatan şu hareketsiz ötre vav'dır. Ötre diyorum. Hareketsiz vav'dır. He ru ne? İb ra hi me. Buradaki ra'yı uzatan şudur. Buna çeker deniliyor değil mi? Bu uydurma bir kelime. Yeni duydum ben bunu. Çeker diye bir şey denmezdi bana. Bu küçük eliftir aslında. Buradaki hi'yi aşağı doğru çeken şu değil. Millet hani anlayalım diye bunu da buraya koymuşlar. Bu normalde esrenin ta kendisidir. Uzatan şuradaki şu hareketsiz y'dir. Onun için buraya y yazılır. İbrahim'e. Evet. Aleyhisselam'ın oğlu İsmail değil mi bu da? İsmail'e. İshak. İshak. Ha geldi. Ayetun. Duracak olursak. Ayet. Bunu çocuklarımız bazen aya gibi okuyor. Veya ayetun gibi okuyor. Öyle değil bak. Şu elif uzatan budur. Bu y'yi de uzatan şu hareketsiz eliftir. Ayetun. Duracak olursak ayet diye dururuz. Evet bak. Hâzâ. Bu demek Arapça. Bu hâzâ. Şu da benim amblemim. Oradan gözüküyor değil mi? Benim amblemim. Bizim Harun Karadağ kardeşim vardır. Çok mahirdir. Sağ olsun. O güzelce böyle bir şey yapmış. Bu bakın. Mustafa'nın M'si şu. Şu Güneş Doğdu'nun G'si. Aynı zamanda bu da Ö, şu da noktalar. Mustafa Özcan, Güneş Doğdu'nun baş harfleri. Kur'an'da çok geçecek bu. Semâvâtun. Semâvâtun. Durursak semâvât. Aha geldi. Kur. Kur değil, Kur'an değil aslında. Kur'an'dır bunun aslı. Kur'anun. Kur'an. Enun. Eteyne. Biz verdik demek. Ahiri. Son demek. Sonuncusu. Ahiri. Yevmil ahir. Son gün demek aslında. Yani. Ahiret günü. Evet. Aha geldi. Fihi. Fi buradaki fe'yi çeken şu y'dir. Buna bakmayın siz bu esredir burada. Fihi. Dinukum. Dinukum. Veliye din değil mi? Muste. Muf olmaz. Müs o da olmaz. Muste. Müsta okuyor çoğu. Mustakim. Muste. Kime. Müstakime. Kur'an'da çok geçer bu. Gördüğünüz anda bileceksiniz ki bu ellezine. Ellezine.
Kadirun. Durursak kadir, incecik böyle. Evet, devam ediyoruz. Alimun, alimun, her şeyi bilen Allah demek. Tecri, buradaki re'yi çeken şu değil. Siz böyle zannetmeyin ha, şu çeken. Tecri, şu ye çekiyor. Hareketsiz ya. Mutte, mutta olmaz. Mutte, ince harf çünkü bu te. Muttekine, durursak muttekin. Evet. Bugün de çekeri, yani küçük elifi daha doğrusu öğrenmiş olduk efendim. Yarın artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. İki dersimiz daha kaldı. Ondan sonra Allah'ın izniyle Kur'an'a geçmiş olacağız. Günümüz hayırlı olsun. Esselamu aleyküm. Kur'an bir dağa inerse o dağ nur dağı olur. O Kur'an bir şehre inerse o şehir Mekke olur. O şehir mükerreme olur. O Kur'an bir aya inerse o ay 12 aya sultan olur. O Kur'an bir geceye inerse o gece vallahi bir ömre bedel Kadir gecesi olur. O Kur'an bir insana inerse o insan Hazreti Muhammed olur. Vallahi Mustafa olur. O Kur'an ve o Kur'an'ın içindekileriyle bir insan amel ederse, Kur'an'ın adamı olursa, Kur'an'ın kadını olursa, Kur'an'ın delikanlısı, genci olursa, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanırsa, Kur'an'ın gösterdiği yolda bir hayat sürerse, artık o adam nasıl bir adam, o kadın nasıl bir kadın, o delikanlı nasıl bir delikanlı, o kız nasıl bir kız olur, varın bunun hesabını siz yapın.